Sessiz Eser. Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Ernest Hemingway. Ormanın, çam ağacı yapraklarının dikenli iğneleriyle kaplı dümdüz zeminine uzandığı, kavuşturduğu kollarını çenesine dayayarak yükseklerde uğulduyan rüzgarın sesini sessizce dinliyordu. Yattığı yerden itibaren tatlı bir eğim dağa kat ediyor, daha sonra sarp ve dik bir hal alıyordu. Çok aşağılarda yamacı dolanarak inen siyah kara yolunu görebiliyordu. Düzlükteki yol boyunca uzanan bir de ırmak vardı. Geçidin çok ilerisinde, ırmak kenarında bir bıçkı eviyle yaz güneşinde bembeyaz parlayan benç suyunu gördü. "Şu bıçkı evi mi?" diye sordu. "Evet, hatırlayamıyorum onu. Senin yokluğunda yapıldı. Eski değirmen daha aşağıdadır, geçidin çok aşağısında." Askeri harita planını ormanın zeminine yaydı ve dikkatle baktı. Yaşlı adam da omzunun üzerinden bakmaktaydı. Yaşlı adam kısa boylu ve tıknazdı. Sırtında kara bir köylü gömleği vardı. Pantolonu kurşuni ve kas katı bir kumaştandı. İp tabanlı ayakkabılar giymişti. Dağa tırmandığı için derin derin soluyordu. Eli taşıdıkları iki ağır çantadan birinin üzerindeydi. "Öyleyse buradan köprüyü göremeyiz." "Hayır," dedi yaşlı adam. "Burası ırmağın yavaş aktığı yerdir. Geçit burada ferahlar. Aşağıda yolun ağaçların arasına saptığı yerden birdenbire biter ve dik bir boğaz vardır orada. Anımsıyorum. Köprü o boğazın üzerindedir. İyi de karakolları nerede? Orada gördüğün değirmende bir karakolları var." Kırsal bölgeyi inceleyen genç adam soluk, haki renkli gömleğinin cebinden dürbünü çıkardı, bir mendille camlarını sildi, bıçkı evinin tahtaları birdenbire açıkça belirene kadar mercekleri çevirdi ve kapının ilerisindeki ahşap tezgahı, bıçkının bulunduğu açık atölyenin arkasında yükselen kocaman talaş yığınını ve ırmağın öteki kıyısındaki dağın yamacından kesilen kütüklerin getirildiği su yolunu gördü. Irmak dürbünden berrak ve pürüzsüz görünüyordu. Akarsuyun büklümünün aşağısında bentten fışkıran su serpintileri rüzgarda savruluyordu. Merhaba sevgili dinleyenler. Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı tanınmış eserinden bir bölüm dinledik. Bu programda sizlere Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı romanı tanıtacağız. Önce yazarın hayat hikayesini kısaca aktaralım sizlere. ...1899 yılında Amerika'nın Illinois eyaletinde doğar Ernest Hemingway. Babası doktor olduğu için onun doktor olmasını, annesi de violonsel sanatçısı olduğu için müzisyen olmasını istiyordu. Ama o gazetecilik mesleğini seçecektir. Maceracı bir hayat tarzını sever. Belli bir süre Kızılderililerin arasında yaşamak ister. Gençlik yıllarında çiftlik işçiliği, lokantalarda bulaşıkçılık, dalgıçlık, boksörlük yaparak para kazanmaya çalışır. 20 yaşındayken Chicago'da bir yayın evinde Kansas City Star gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başlar. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllarda Kızıl Haç gönüllüleri arasında orduya katılır.
1918'de İtalyan ordularıyla çarpışırken savaşta yaralanınca ordudan ayrılır. Bir yandan da Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa muhabiri olarak Fransa, İsviçre ve Almanya'da çalışır. Türk Kurtuluş Savaşı'nda da bir süre Türkiye'de kalır. Çalıştığı gazeteye izlenimlerini gönderir. Rumların kaçışı, İzmir'in boşaltılması, Mudanya Konferansı Türkiye'de tanık olduğu olaylardan birkaçıdır. Daha sonra da Lozan Konferansı'ndaki barış antlaşmalarında gazetecilik görevini yapmaya devam eder. O zamana kadar yazdığı tüm hikayeler ve denemeler, Lozan barış görüşmelerini izlemeye gittiği Lozan'da bir istasyonda bavulundan çalınır. Bütün bu izlenimlerini İşgal İstanbul'u ve İkinci Dünya Savaşı adlı eserinde toplar. 1926'nın sonbaharında geniş yankı uyandıran ilk romanı Güneş de Doğar yayımlanır. 1928'de Florida'da yaşarken diğer başyapıtı Silahlara Veda romanını bitirir. 1934'te Afrika'ya gider. Orada Afrika'nın Yeşil Tepeleri adlı kitabını yayınlatır. Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı eserini Ernest Hemingway 1938'de bitirince geniş yankılar uyandırmıştır. Bu romanındaysa İspanya'da savaş muhabiri olarak bulunduğu yıllarda edindiği gözlemlerini kullanır. Ernest Hemingway artık zirveye ulaşmıştır. 1940'lı yıllarda ise tekrar savaş muhabiri olarak Çin'e gider. 1952'de başyapıtlarından biri olan Yaşlı Adam ve Deniz yayınlandıktan sonra Pulitzer Edebiyat Ödülü, daha sonra da Nobel Edebiyat Ödülünü alır. Birçok eseri bulunan Ernest Hemingway, romanlarının yanı sıra güçlü hikayeciliğiyle de dikkat çeker. En güzel hikayeleri Kilimanjaro'nun Karları ve Vatan Sana Ne Der adlı kitaplarda toplanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri yazarlarından biri olan Ernest Hemingway, hayatı boyunca kendi tercihlerini, kendi kararlarını ucunda büyük bir maceraya atılmak da olsa yaşamayı seven bir yazar olarak sürdürür. Yazar 1961'de vefat eder. Sizlere tanıttığımız Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı bu roman, İspanya'daki ilk savaşta Franco taraftarlarıyla bağımsızlık taraftarlarının mücadelesini roman kahramanlarından Amerikalı doçent Robert Jordan'ın gözüyle anlatır. Yine bir gazetenin muhabiri olarak İspanya'da bulunmuş olan Ernest Hemingway, İspanya'dan döndüğü yıllarda bu romanını çoktan yazmaya başlamıştır, öyle değil mi? Evet öyle. İspanya'dan dönüş yıllarında yazmaya başlar Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı romanını. Romanda savaş sırasında cumhuriyetçilerden olan Robert Jordan, ordu tarafından köprüyü uçurmakla görevlendirilmişti. İşini iyi yapıp eski mesleğine geri dönmeyi ister. Maria ise vatansever biri olarak birliğin etkin üyelerindendir. Cumhuriyetçi bir belediye başkanının da kızıdır. Romanın başlıca kahramanlarından bir diğeri de cumhuriyetçilerin reislerinden Pablo'nun eşi, idealist bir tip olan Pilar'dır. Şimdi eserden kısa bir alıntıyla programımıza devam edelim. Birazcık dinlenelim dedi Pilar Robert Jordan'a. Otur şuraya. Sen de Maria. Dinlenmeliyiz. Devam edip oraya varınca dinlenseydik dedi Robert Jordan. Bu adamla görüşmem gerek. Görüşeceksin dedi kadın. Acele etme. Otur şuraya Maria. Hadi dedi Robert Jordan. Tepeye varınca dinlenirsin. Şimdi dinleneceğim dedi kadın ve ırmak kıyısına oturdu. Kız da onun yanı başına çalıların arasına oturdu. Güneş saçlarına vurmuştu. Yalnız Robert Jordan ayakta kalmış, ortasından alabalıklarla dolu derenin geçtiği yüksek yaylayı seyrediyordu. Durduğu yerde süpürge otları vardı. Yaylanın aşağısında süpürge otlarının yerini sarı eğrelti otlarının aldığı yerde kurşuni kayalar yükseliyor, daha aşağıda çamların koyu çizgisi görülüyordu. El Sordo'nun yeri ne kadar uzakta diye sordu. Fazla uzak değil dedi kadın. Şu açıklığı aşıp bir sonraki vadiyi geçince ırmağın başındaki korunun üzerinde. Otur da şu ciddiyetini bir yana bırak. Onunla görüşüp bu işi bitirmek istiyorum.
Robert. El Sordo ile tanışır. El Sordo köprünün uçurulmasında onlara yardım edeceğini vaat eder. El Sordo 8 adamıyla beraber Robert'ın ekibiyle birlik olacağını söyler. Yol tamircilerinin nöbetçilerine saldırma, telefon hatlarını kesme ve köprüyü patlatma gibi işlerde aktif olarak yer alacaktır. Kendi aralarında bir plan yaparlar. Bu yolculuk boyunca Maria, Robert ve Pilar arasındaki samimiyet de artmıştır. Cephede Robert Jordan'la Maria arasında kuvvetli bir aşk oluşur. Savaştan sonra evleneceklerine söz verirler. Fakat bu savaştan sağ çıkacaklarına emin değillerdir. Mağara içinde Robert ve Pablo arasında büyük bir tartışma olur. Robert sinirlenip dışarı çıktığında mağaradaki herkes ondan şüphelenir. Pablo'nun kendilerine ihanet edeceğini düşünürler. Pablo'nun pek çok konuda idealist düşünen eşi Pilar bile bu olayda Robert Jordan'a hak verir. Ama köprü yıkım projesinin uygulama zamanı da gelmiştir. Pablo aralarından kaçmıştır. Artık olaylar bu bölümde iyice karışmıştır. Robert Jordan'ın üzerindeki sorumluluk iyice artmıştır. Eğer bir şey çıkmazsa oraya ulaşır. Bir şey olursa da herkese olabilir der. Romanın gelişme bölümünde olaylar şöyle devam eder. Ama orası bir yer değil mi? Robert Jordan sabırla açıkladı. Elbette bir yer orası ihtiyar. Ama generalin geçmiş olacağı bir yer. Savaş için karargah kuracağı yer. Nerede bu yer öyleyse? Anselmo yorgundu. Yorgunluğu aptallaştırıyordu onu. Ayrıca tugay, tümen, kolordu gibi sözcükler kafasını karıştırıyordu. Önce kollar vardı, sonra alaylar, sonra da tugaylar. Şimdi hem tugaylar hem de tümenler vardı. Anlamıyordu. Bak, ağır ağır, baştan alalım ihtiyar, dedi Robert Jordan. Eğer Anselmo'ya anlatamazsa, Andres'e asla anlatamayacağını biliyordu. Tümenin Estado Mayor'u generalin komuta örgütünü kurmak için seçmiş olacağı bir yerdir. O bir tümenin komutanıdır. Tümen de iki tugaydan oluşur. Ben bu yerin neresi olduğunu bilmiyorum. Çünkü yer seçildiğinde orada değildim. Büyük olasılıkla ya mağaradır ya da sığınak gibi bir yerdir. Oraya bağlı teller vardır. Andres'in, generalin ve tümenin Estado Mayor'unun nerede olduğunu sorması gerek. Bu mektubu generale ya da Estado Mayor başkanına ya da adını yazacağım başka birine vermesi şart. Ötekiler saldırı hazırlıklarına denetlemek için dışarı çıkmış olsalar bile aradıklarında biri kesinlikle orada olur. Şimdi anladın mı? Evet. Öyleyse git Andres'i bul getir. Ben de haber mektubumu yazıp mühürleyeyim. Anselmo'ya tahta saplı küçük yuvarlak askeri istihbarat servisi mührünü ve cebinde taşıdığı minik bozuk para büyüklüğündeki yuvarlak teneke kapaklı istampayı gönderdi. Bu mührü kabul edeceklerdir. Şimdi Andres'i getir de onu anlatayım. Çabuk gitmeli ama her şeyden önce ne yapacağını iyi anlamalı. O gece yapılması gereken her şey yapılmış bitmişti. Bütün komutlar verilmişti. Herkes sabah ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyordu. Andres gideli 3 saat olmuştu. Artık şafakla birlikte ya gelir ya gelmezdi saldırı sesleri. Sanırım gelecek dedi Robert Jordan kendi kendine. Anselmo grubun en yaşlı üyesidir. Yaşlı olmasına rağmen çok iş gören güvenilir bir adamdır. Adam öldürmekten nefret eden biridir. Cumhuriyetçi olduğu için savaşın içindedir. Andres ise diğer grubun üyesidir. O gece Madrid'de olaylar şöyle gelişiyordu. Madrid'de Gaylord Oteli çok kalabalıktı. Otelin büyük kapısının önünde bir otomobil durdu. Farları laciverde boyanmıştı. Siyah binici çizmesi, gri binici pantolonu ve kısa boyuna kadar ilikli gri ceket giymiş ufak bir adam otomobilden inip kapıyı açtı. Dönüp 2 nöbetçiye selam verdi. Danışma masasında oturan gizli polisi başıyla selamlayıp asansöre bindi.
Kapının hemen girişinde, mermer girişin iki yanında iki nöbetçi iskemlelerde oturuyordu. Ufak tefek adam asansörün kapısına giderken önlerinden geçtiğinde başlarını şöyle bir kaldırdılar. Görevleri tanımadıkları herkesin üstünü aramak, koltuk altlarında, arka ceplerinde, yanlarında silah bulundurup bulundurulmadığını kontrol ederek bulunan silahları danışmaya teslim etmekti. Ama binici çizmeli kısa boylu adamı çok iyi tanıdıklarından aldırmadılar. Gaylord'daki dairesine girdiğinde içeriği kalabalık buldu. İnsanlar herhangi bir salonda olduğu gibi ya ayakta durarak ya da oturarak konuşuyor. Erkekler, kadınlar, koca sürahilerden çeşit çeşit içecekleri küçük bardaklara doldurarak içiyorlardı. Erkeklerin dördü üniformalıydı. Ötekilerin üzerinde rüzgarlık ya da deri ceket vardı. Kadınlarınsa üçü sıradan sokak giysileri giymişler, sıska, esmer bir kadın olan dördüncü de sert çizgili askeri üniformanın altına uzun çizmeler çekmişti. Karkov odaya girer girmez üniformalı kadına gidip önünde eğilerek el sıkıştı. Bu kadın karısıydı. Kimsenin duymadığı Rusça bir iki şey söyledi. Maria'nın kendisinin ve ailesinin savaş yıllarında yaşadığı acılardan nasıl kurtulduğunu, diğerlerinin savaş sırasında yaşadığı sıkıntıları, savaşın seyrini ve cephe gerisinde geçen olayları siz de merak ediyor musunuz? Acaba romanın sonunda Robert Jordan'la Maria hayatta kalmayı başarıp evlenebilecekler mi? Romanın diğer kahramanlarının olaylar karşısındaki tavırlarını ve kimlerin hayatta kalmayı nasıl başarabildiğini ve romanın sonunu bilmek istemez misiniz? Savaşta hayatta kalmak için verilen mücadeleyi böyle usta bir gazeteci üslubuna sahip olan Ernest Hemingway'in kaleminden okumak başka bir zevk olsa gerek. Ernest Hemingway'in eserlerinde geçen olay kurgusu ve fikirler yazarın kendi hayat hikayesi ve bazı gerçeklerle özdeşleşir çoğu zaman. Araştırarak okuduğumuzda hayat hikayesi ve yaşadıklarıyla bir takım benzerlikler olduğunu görebiliriz. Mesela modelini kendi çizip yaptırdığı tekneye Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanında geçen Pilar adlı kadın kahramanın ismini koymuştur. Tüm dünyada yankı uyandıran yapıtlarından şiirsel bir üslupla ve sarsıcı bir gerçekçilikle anlattığı Yaşlı Adam ve Deniz romanında anlattığı balıkçı gerçek hayatta tanıdığı bir dostudur ve daha sonra roman aynı adlı kahraman oynatılarak filme de çevrilmiştir. Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı roman da sinemaya uyarlanmış ve büyük yankılar uyandırmıştır. Diğer eserlerinde olduğu gibi Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı eserinde de geçmişinden ve yaşadıklarından birçok izler bırakır Ernest Hemingway. Ayrıca bu roman, İkinci Dünya Savaşı yıllarında gerek Amerikan ordusu, gerek Rus ordusu eğitim sistemlerinde bilhassa tavsiye edilen bir kitap olmuştur. Cesur ve davalarına bağlı ruhsal ve bedensel yaraları olan kadın ve erkek kahramanların trajik öykülerini okuyucuya yalın cümlelerle hissettirerek anlatan Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı romanını okumak artık size kalıyor. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.